Hepinize merhaba. Bugün kanalımda testili bir güzel var. Geldi ve onu daha fazla bekletmek istemiyorum. Evet, Dilara'yı mutfağıma alıyorum. Hoş geldin. Ay çok özleştim. Ne oldu baby? Şöyle bakayım. Ya, ben mutfağa bakıyorum bu arada, ne yapacak? Gel şöyle otur. Çok da uzaklardan geldin. Evet yani. Nişantaşı arkadaşlar diyeyim. Ay ne yapacaksın bugün? Sen mankene göre. Onu birazdan söyleyeceğim. Bu arada başlamadan önce su, çay, kahve ne alırsın? Yoldan geldim ya. Sağ ol. Hemen getiriyorum. Şöyle alabilirsin. Thank you baby. Hayırlı olsun. Vallahi teşekkür ederim. Bakalım. Seni çok övüyorlar bu arada. Ben YouTube'dan falan şey yapmıyordum daha doğrusu. Yemek vesaire çok ilgi alanım olmadığı için ilk defa bir yemek programına konuk oluyorum. Ve çok şanslıyım, arkadaşımsın. Hem öyle ama şöyle güvenilir en azından değil. Şöyle bir gizem var artık. Bu arada hiç arkadaşım diye kimse torpil geçmiyorum. Herkese kanala konuk olduğu gün yemeği anında söylüyorum ve şimdi de bana söylemedin sen. Söylemedim, hiç kimseye söylemiyorum. Ha. Şimdi senin huzurunda. Hadi sen bakalım. Aslında şöyle malzemelere baktığında nasıl bir şey çağrıştırıyor sana? Evet. Sence bir yemek mi? O çok önemli bir meyve miydi o? Bu cennet hurması ve şu an mevsiminde de çok güzel. Yani hani besin değeri açısından da çok güzel ve lif kaynağı anlamında da. Hiç yemedim ben ondan. İyi. Bak senin bağırsak problemin vardı ya. Bağırsak çok da midem çok benim hassas. Çünkü manken olduğum için. Oralara geleceğim. Oralara yiyemiyorum geleceğim. Her şeyi. Sırayla. Yani. Ne yapacağız sence? Buradan da anlayacağız Dilara'nın aslında ne kadar yemeğe ilgili olmadığını. Pandemi döneminde ben çok ilgilenmek durumunda kaldım. Gerçi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ama tatlıya çok düşkünüm. Evet, o hepimizin derdi. Tatlı var. Tatlı var. Okay. Bu arada hemşerime bir güzellik yapıyorum. Bu arada hemşerim dedim. Sivaslı. Sivaslı Cindy yani. Benim hatta telefonumda da Sivaslı. Direkt Queen olarak. Ben de İrem Sivas Queen yazıyor arkadaşlar. Böyle de bir aramızda espri var. Evet. Böyle bir yanı var. O zaman çok geçmeden ben yemeğimi açıklamak istiyorum sana. Hadi bakalım. Aa evet, burada tahta varmış. Evet, o zaman söylemiyorum ve yazıyorum. Okay. Bir tane daha. Bingo arkadaşlar. Tatlı cennet hurmasından olacak herhalde. Evet. Zekiyim arada. Alıyor önce. Bir şey diyeceğim. İlk defa yiyeceğim. Süper. Muhallebi severim. Bir şerbetli tatlı yiyemiyorum ben. Ama ben sana güzellik yaptım. Çünkü biliyorum arkadaşım profesyonel olarak modellik yaptığı için özellikle tek öğün besleniyor. Şöyle bir taç koyarsınız herhalde. Ya keşke getirseydin sen. Ben dedim ki dinleniyor, bu kız tacıyla gelir. Dinleniyor. Dinlenmesin ya. Kimler neler yapıyor. Getirdim onu, dinleniyor. Bir şey soracağım, kimler neler yapıyor ya. Gerçekten bu kadar da mütevazı olma yani. Şimdi bu masa magazine döner. Bugün neler neler konuşacağız. Ben oralara çok girmeyeyim. Sektörümüzü seviyoruz efendim. Herkese başarılar. Neyse. Evet, muhallebi. Güzel. Yediğim şeyler aşkım. Bayağı. O zaman cennet hurmasını ilk defa yiyeceğim. Tamam i̇lk işte olacaksın. Çok güzel. Ben bugün özellikle bunu seçmemin sebebi şu. Hadi sen normalinde de günlük rutininde bir tane hani yemek tek öğün besleniyorsun ya. Evet. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani İşte. Mesleki durumundan dolayı bir beslenme şekli var. Evet. Herkes bu şekilde beslenmiyor ya da herkese burada tek öğün beslenmeyi kesinlikle aşılamıyoruz. Bunu da altını çizmek istiyorum. Aslında bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Ama herkesin fiziği, yapısı, tabii. Yani biyolojik sistemi çok farklı. Sen artık aynen. Yıllardır buna alıştığın için bu şekilde besleniyorsun. Ben de senin bir öğün, yani bir gününde bir öğünde yiyebileceğin, hatta bir buçuk öğün yiyebileceğin kalori çok almadan, kalori kontrolü yapacağım, evet. Güzel bir yemek hazırlıyorum. Hadi bakalım. Öncelikle, seni de alayım. Yeter, oturma yani, oturmaya kalkacağım. Gelmedik. Ay ciddi misin? Bak mutfakta çok iyi değilim arkadaşlar. Evet evet, oturmaya gelmedik. Bir de sakarım, beni çok dolandırma. Yok, asla değil, asla değil. Bu sarımsak mı? Evet. Doğru. Şimdi malzemelere geçeceğim. İlk önce şöyle bir şey var. Tortilla sandviçimin harcını hazırlamak için yarım çay bardağından az zeytinyağım var. Tofu peynirim var. Karabiber, kırmızı toz biber, tuzum var. Hepsi birer tatlı kaşığı ölçüsünde. Burada bir adet domatesim var, orta büyüklükte. 2 yemek kaşığı domates salçam var. Yine burada 300 gram kadar mantarım var. Orta, çok kalın olmayacak şekilde doğradım. Onun dışında bir küçük boy kırmızı soğanım var. Bir tane kapya biberim var.
Ve şimdi gelelim ana malzememize, mercimek. Bir su bardağı mercimeği önceden ıslattım. Birazcık böyle, şu şekilde göstereyim ben size yakın detay olarak da. Şöyle kabardı. Ana malzememi mercimekten kullanacağım. Bu ilk tarifim için geçerli. İkinci tarifim için ise 2 adet cennet hurmam var. 1 adet muzum. Yaklaşık 50 gram kadar ceviz. Ve 2 tatlı kaşığı kadar da kakao var. Hadi bakalım yapalım. Tortilla sandviçimin harcını hazırlamak için yarım çay bardağından az zeytinyağım var. Tofu peynirim var. Karabiber, kırmızı toz biber, tuzum var. Hepsi birer tatlı kaşığı ölçüsünde. Burada bir adet domatesim var, orta büyüklükte. 2 yemek kaşığı domates salçam var. Yine burada 300 gram kadar mantarım var. Orta, çok kalın olmayacak şekilde doğradım. Onun dışında bir küçük boy kırmızı soğanım var. Bir tane kapya biberim var. Ve şimdi gelelim ana malzememize, mercimek. Bir su bardağı mercimeği önceden ıslattım. Birazcık şu şekilde göstereyim ben size yakın detay olarak da. Şöyle kabardı. Ana malzememi mercimekten kullanacağım. Bu ilk tarifim için geçerli. İkinci tarifim için ise 2 adet cennet hurmam var. 1 adet muzum. Yaklaşık 50 gram kadar ceviz. Ve 2 tatlı kaşığı kadar da kakao var. İlk olarak tortillamıza başlayacağız. Yani aslında biz lavaş diyebiliriz. Sen bunu biliyorsun. Sadece farklı olarak, evet. Sadece farklı olarak biz mercimek kullanacağız. Zaten aslında bu tarif son zaman diyorsun ki çok moda ama vegan. Ama sen bir noktada dikkat ediyorsun. Yani bu tarif daha çok vegan mutfağına kayıyor. Böyle bir tarif. Ben de şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir blenderım içerisine mercimeğimi ilave edeceğim. Görüyorsun şu şekilde. Şey dağılmış güzelmiş. Aynen öyle. Şöyle ilave edeceğim. Kendi suyunu burada, temiz suyunu koyacağım. Kullanacağım. Kıvam tutturacağım. O yüzden böyle bocalamıyorum asla. Bayağı arkadaşlar ben bilmediğim bir dünyaya geldim. O yüzden güzel. Biraz bakıyorum böyle. Öyle mi falan. Ya özellikle konuklarımın gerçekten hani buraya geldiklerinde hem bir anı ve aynı zamanda da mutfaklarına katacak bir tarif öğrenmelerini istediğim için bu tarifleri seçiyorum. Evet. Bir o kadar da aslında popüler trend olan tarifleri de şu arada inceliyorum. Onun dışında herkesin mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Senin sevdiğin bir tarif yaparsan çok bir mevzusu kalmayacak. Yani yediğim bir şey istemem ben de zaten. Ya burada hani, tadarken de aynen o programın amacı o doğrusu. Evet, senin suratındaki ifadeyi görmek beni de heyecanlandırıyor. Şöyle. Aslında doğru bir tercih yaptım beni davet etmekte çünkü ilk defa hani tadacağım için. Mesela hurmayı hiç yemedim. Valla çok da lezzetli. Muhallebi olarak nasıl düşünüyorum onu şu an çıkartamadım. Bir bakacağız. Şöyle. Ufak ufak miktarda mercimeğin suyunu da ilave ettim. Bunun adı neydi İra? Tofu peyniri. Soya sütünden yapılıyor. Ben bunu ilk gördüğümde başka bir şey zannettim. Şimdi şöyle bir tavuk şey var. Tavuk bulyona benzettim bir an. Düşün yani mutfakla alakamı. Ama bu arada çok lezzetli. Aynı zamanda salatalarda çok tercih ediliyor ve pişiriliyor. Ben hatta böyle biraz çevireceğim onu. Çok da lezzetli bir tadı var. Ben beğenirsen çok iddialı bir şekilde salatalarda kullanırım ya. Ben çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Sen ikisine de bayılacaksın. Yani bundan eminim. Muhakkak ben de düşünüyorum. Devam edeceğim. Ben mercimek birazcık daha ilave edeceğim. Şunu dökeceğim bir saniye. Ben bunu yapmış olsaydım büyük ihtimal her yer dağınıktı. Çok güzel her şey ilerli. Çok güzel değil mi? Çok. Sarımsak çok faydalı diyor ama benim de çok aram yok. Aslında gerçekten güzel bir antibiyotik biliyor musun? Evet öyleymiş. Hatta böyle sabahları tek tek yiyenler varmış. Nasıl oluyor ya? Ya o benim de mideme dokunur ama pişmiş olarak ben tercih ediyorum. Ama mutlaka her yemeğin içerisinde var. Ben mantıda falan yoğurt da severim. Aslında makarna pişirmek falan yiyorsan... da yiyorum. İtiraf edeyim bak. Şimdi ben oralara geleceğim. Bir öğün falan dedik de seni şu an mesleki durumunu tehlikeye sokmamak için. Yani. Biraz anlatsana neler yapıyorsun? Vallahi yoğunum.
canım İremciğim. Zaten şöyle bir şey var, senin zaten bulan aşk olsun. Yani evet günlerde ya. oturalım diyoruz, hiç oturamıyoruz. Hiç denk gelemedik. Sen de çok yoğundun, programın telaşı vardı. Ama senin çok güzel yoğunlukların var. Evet. Defilelerin çok harika. Güzel heyecanlarım da var. Büyük ihtimal buradan bu yayından sonra olacak. Yani benim için çok iyi olacak. Güzel bir süreçteyim. Bir aşk hayatım yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Orayı aslında ben bir sormayayım dedim ama gözüme de takıldı. Hı. Şimdi en son görüştüğümüzde bir ay önce falan hani parmağında bir yüzük yoktu. Şimdi bir tek taş abi, var görüyorum. Pat diye söyleyince böyle oldu. Abi bir dakika. Yok be. Nasıl yok? Orta parmağı. Ama tek taş. Kendimi almışımdır canım. Aa, zaten. Baksana bakayım. Sen. Aa, sence bu orijinalmiş, şimdi bizi de almasınlar içeri hep beraber. Yok, mesela harcamam haftalık, günlük 100 bin liradan başlıyor falan diyeyim. Şimdi sen emeğinle hakkında zaten her zaten, işe gidiyorsun, zaten. O kadar yoğunsun. Ama şey bu orijinal değil, gerçek söyleyeyim. Bu normal, gümüş, paslanmaz. Hani... Valla çok güzel. Güzel bir yaratım olsun evet. İnşallah. Seni yani yakın inşallah. Zamanda hak eden bir insanla karşılaşırsın. Ay inşallah. Sen bu pırlantadan daha güzelsin. Peki bizim aramızdaki bu aşk evet. Olacak? Yemeği bırak, şöyle bir dedikodu falan deyip. Şöyle şunu. Tava yanmasın. Tava yanmaz güzelim, tava yanmaz merak etme. Bu krep gibi de olacak herhalde değil evet. Mi inceliği falan. Aynen öyle olacak, aynen öyle olacak. Geçen evde denedim de tavadan dolayı krep olmamış arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim, nasıl olmadı o? Tava krep, krep şey, yapıştırdın mı? Varmış. Teflonda mı yaptın? Galiba. Meğersem et kavruluyormuş falan onda. Ya ben sen beni niye aramıyorsun? Senin böyle bir arkadaşın var, sen beni niye aramıyorsun? Ya o da doğru, haklısın ama tavan yoktu, sana gelmem. Şimdi bir şey söyleyeceğim, Dilara'da şöyle bir durum var. Dilara böyle bir şey böyle heyecanla atılır. Bu herhalde bizim toprağımızdan da kaynaklı. Biz evet, böyle bir atılımcıyız. Sen dedin mi öylesin? Aynen öyle. Ve özellikle başarılı olmak isteriz. Evet. Muhtemelen sen onu yapacaktın ve bana hava atmak için o fotoğrafı atacaktın ve olmadı değil mi? Tabii bazen şey yapıyorum böyle kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Arada bir atıyorum insanların hoşuna gidiyor Instagram'da. Bir de hep kendimi paylaşmak istemiyorum. Evet. Bir bak özel hayatımda var, mutfağımda iyi hani. Bir de mesaj veriyorum aslında. Sen aslında sadece hayatın, ben kendi değilim gibi. Özel hayatını aslında çok paylaşmıyorsun. Evet. İşlerini. Evet. Katılırsan çok nadir. Yok yok. Biz öyle yok. Demeyelim. Biz güzel enerji, güzel yaratım yapalım. Bol bol bundan sonra sen bana şans getir, ben de sana getirsin. Bak böyle dokundum. Şuraya şey sarıldım. Ağlama böyle şeyleri, güzel. Efektleri de olabilir arkadaş. Asla, asla. Biz asla böyle bir enerji yaratmıyoruz. Ben bir yandan yemeğime döneceğim. Bak şimdi tavamızı ısıttım. Yine sana burada dipnot olarak söylüyorum. Bu bir krep tavası değil ama yapışmaz bir tava. Dedi fonksiyon ki, olarak. Yapışan tavaydı hayatım. İşte ben demek onu ki... anladım. Ya et yapılıyor düşün yani. İşte oraya artık diyorum ki annemi söylemiyorum. Annemi orayı söylemiyorum sana. Annem zaten. Ve mutlaka çok mutfağa girme diyor bana. Ama girmen lazım. Ve evet. Mutlaka bak tava ısındıktan sonra bu tarz şeylere iyice de tava ısınsın ondan sonra yağ ilave et. Sıçramaz. Hem de daha çabuk pişer. Şimdi şöyle sana yaptırayım mı? Tava işini ben dedim, hayır artık. Vallahi bir yok yani. Bu o da zaman iyi ki ben koyuyorum. Tadı kaçmasın canım arkadaşım. Ben tatla. Ben tadım tarafındayım. Ama ben böyle olacağını biliyordum. Dilara ile zaten mutfak çok komik olacaktı. Şimdi şöyle ısınan tavama çok az yağ ilave ettim. Şöyle de. Şimdi. Evet. Ha, dağılacak o. Dağıtacağım. Çünkü dediğim gibi bunda un vesaire yok. Çok değişik. Bunu annem bile bilmiyordur. Bence. Bizim oradakiler bilmez. Gerçekten. Yani benim annem de bu ne der yani. Bizim şey kültürel, benim kültür karışımım olarak. Anne Kars, baba Sivas. İnanılmaz. Yani hepsi hamur işi, et. Olabildiğince Bursa'ya çok az gidiyorum halen Bursa'da olduğu için. Bir yandan da özlüyorum ama sırf yemek yememek için gitmiyorum. Annem gelince de ben tokum, ben yemem. Annem de çiş çiş yapıyor böyle mutfakta ama. Ya hem o tarafta da, iki tarafta da aslında baktığın zaman çok yemeği seviyorlar. Bizde de hep hamur işi var ya. Tamam bir göçmenler kadar değil. Sivas'ta ben gittiğimde annemler hep şey yapıyor. Sabah kahvaltısında. Ekmekler. Neydi o? Katmer. Katmer. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Katmer diğer Gaziantep yöresine ve o taraftaki işte doğuda tatlı olarak biliyorsunuz var. Bizde onu daha çok böyle pidemsi ekmek, lavaştan bir tık daha böyle kalın halinde formunda. Biz böyle kahvaltıda ya da yemeklerin yanında kullanıyoruz. Bir de çökelek vardı değil mi? Çökelek. Olsa da yesek mi diyorsun? Evet. Ben yerim. Bak onu yerim. Yaz bir şey söyleyeceğim. Şu an tezatlığımıza bakar mısın? Ben burada vegan yapıyorum. Sen ben... bana diyorsun ki çökelek yöresel. Ay Sivas kültürü gerçekten. Ya. Sivas. Alttan fonlar Sivas. Sivas. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi yakındaki herkes bana şunu söylüyor.
Bir yandan da yemeğimize bir yandan bakayım. Ya arkadaş nedir bu Sivas aşkı? Sanki zaten Sivas'ta doğmuşsun gibi. Zaten... Sivas'ta doğmamış olabiliriz ama yani biz kendimiz özellikle Sivaslılar olarak biz çok seviyoruz. Sivaslı olmaktan da çok mutluyuz. Ben yani. Bursalıyım demiyorum. Bak, Bursa'yı seviyorum. Bak, ben Bursa'dan şimdi bana şey gelmesin. Ben Bursa'yı seviyorum ama Sivaslıyım. Sivas'ın kültürü mesela Sivaslı çok ünlü de var ya. Sivas'ta, Şahin, evet, Sivas'ta Hadise, bu arada yani. O da var ve şey Cem Yılmaz da vardı unutmadan. Evet, evet. Şimdi Sivas'ta senin haberleri de çıktı. Yerli Sivaslı sindi diye. Gördün mü? Ay çok güzeldi. Sen bayağı şey yapmışsın stalk ya. Zaten seni zaten haberleri, çok beğeniyorum. Çok herhalde. Eski haber çünkü o. Bayağı eski haber. Yazınca çıkıyor demek ki evet. Arkadaşlar. Doğru Bilal Sivaslı sindi. Yazınca direkt. Hmm. Sivas'ın yerli basını. Evet. Çok güzel. Yani. Ya memleketin yapması çok gurur verici tabii ki. Bursa da aynı şekilde. Bursa'da haber yaptığında hemen paylaşırım ederim. Ama ben seni biraz yormak istiyorum. Sen zaten çok güzel konuşuyorsun. Diğer taraftan da lavaşın için hazırlayalım. Hadi gel. Ciddi mi? Elimi yıkadım bu arada. Evet biliyorum zaten. Elimi yıkamadan seni mutfağa sokar mıyım? Evet. Şimdi bunun altını açacağım. Yine ısınsın tamam. Şöyle ben koyayım. Yapabilirim, yapabilirim. Hiç uğraşmayacağım zaten. Ha, okay. Onu adım adım sana söyleyeceğim. Sen bu tarafa gel tamam. İstersen. Isınsın ben malzemeleri teker teker sana vereceğim. Zaten sen çok güzel onu karıştırırsın. Bir yandan da sohbet edelim. Bunu karıştırsam olur böyle ya. O bir durabilir. O tamam. Bir durabilir. Şimdi sana şeyi soracağım. Hani sürpriz bir proje var dedin. Hani ben biliyorum da. Şimdi bilmeyenler için konuşalım. Nasıl bir proje geliyor? Dilara neler yapacak? Ya da Dilara hani modelliğe mi devam edecek? Modelliğin dışında başka bir boyutta bir iş mi yapacak? İş mi kuracak? Dilara ne yapacak? Biz Dilara anlatırsın. Ne yapıyor? Şimdi zaten yeni haberlerim çıktı benim işte kitap yazıyor diye. Hı hı. Bir kitap yazıyorum. Hı hı. Zaten ben modelliği yapmadan önce şey yazardım, moda evet. Yazarıydım. Moda tasarım okudum aynı zamanda. Hı hı. Şimdi moda ve modellik dünyasını anlatan bir kitap yazacağım. Biraz yandan ortalık, sana da vereyim. Hem çalışalım biraz hem konuşalım. Biraz ortalık karışabilir. Sarımsakları ilave ediyoruz. Evet sarımsakları görüyorsunuz ki. Sandviçimizi harcı içi. Tamam. Evet bir yandan da... Portalın pişiriyor. Evet. Modellik dünyasını anlattığım aslında biraz da benim hikayemin olduğu bir kitap olacak. Çünkü ben geçen sene böyle gittiğim programları dönüp dönüp arkadaşlar ben tekrar izliyorum. Çünkü bu ilerleyen süreçte biraz bana sıkıntı yaratmasın diye aklımda tutmaya çalışıyorum. Biraz o konuda sinsilik. Dinleyince geçen sene şey demişim. Sen inanır mısın böyle spiritüel şeylere ya da ne bileyim kuantum vesaire. Nefes, ben çok ilgileniyorum. Aa evet sen ona başladın bu arada. Onu da ayrı konuşuruz. Evet. Geçen zaten sene seans. Demişim ki bir kitap yazacağım. Bu dünyadan göçüp gittiğimde çok büyük bir imza bırakacağını harika. Düşünüyorum demişim. Ve güzel bu sene de kitap yazmaya başladım. Mesela. Yarattın ve bak oldu. Ya, benim geldi. Hayatım öyleydi ama biliyor musun hep 16 yaşımda da öyleydi. Hep ingelemişim işte ayna karşısında ödül aldığımı, işte güzellik kriterisi seçildiğimi vesaire vesaire. Hep imgeyle gitmişim aslında bilmeden. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Söz büyü etkisinde. Evet. Yani aslında çok şöyle bir şey. Büyü illa kötü şeyler çağrıştırmasın. Sözümüz, yaptığımız, düşünce böyle yani tasvir ettiğimiz her şey bilincimizle birlikte yola çıktığı zaman gerçekleşiyor. O yüzden farkında olmadan aslında ne kadar benim güzel öyle ki olmuş. Bilinçsizce yaptığım bir şey çok güzel bir ama şey dönüşmüş. Ama şimdi bilinçli yapıyorum. Ritüellerim var. Setim olsa da olmasa da sabah çok erken kalkıyorum. Muhakkak sirkeli sularla yıkanıyorum arkadaşlar. Biliyorum sen doğalsız da çıkmazsın adaçayı, hiçbir şekilde. Adaçayı yakıyorum. Olumlamalarımı yapıyorum. Yani velev ki bir de şey böyle konuk gidiyorsam bir yere hem oraya enerji anlamında iyi gitmek adına. Biliyorsun yani günlük sürecimizde de özel hayatımız var. Bir de ben şey bir kız değilim bilirsin. Aslında şöyle söyleyeyim. Oynayamam. Yani olduğum gibi. Mesela yapmacık bugün ben değilsin. Kötü olsaydım emin ol gelmezdim. Evet kötüyüm derdi. Kötüyüm derdim yani. Ben bu... yerden soğanları da ilave ediyorum sana. Tamam. Bu kavrulacak galiba değil mi? Evet aynen. Aynen o şekilde. Şu tarafı alalım. Ha, daha tamam, rahat yapabiliriz. Aynen daha iyi. Bu zamana kadar neler yaptın ama ilk önce bir şey soracağım. Hı. Şimdi izleyenler de görecek. Deminden beri karıştırıyorsun, evet. Anlatmak istiyorum. Beni ağlattı bu arada. Ya yani işte gözüm bak seni doluyor. Ağlatan bir tek beni ben olayım. Beni ağlatmayacaktın. Boş o kadar enerjiydik arkadaşlar. Neyse şimdi şunu söyleyeceğim. Bu zamana kadar ilk önce sarımsakları koyduk, güzel kavurdum. Evet. Soğanları ben ilave ettim. Şimdi ben mantarları koymak istiyorum. Sen aynı şekilde karıştırmaya devam et. Ya sen biraz önce ben çok sevmiyorum dediğin için hepsini ilave etmeyeceğim. Bu senin için ne yaptığım bir jest. Herhalde başka yerde yediğim için bir mideme dokundu.
Bayağı zehirlendim bu arada. Ay çok geçmiş çıkışta olsun. Gitmiyor ambulans. Ay bu arada asla asla. Ay mantardan dolayı. İlk defa diyorum bu arada mantardan zehirlenme kısmını yani. Herhalde bayattı. Neyse oraya hiç girmeyelim. Ben bütün ilkleri yaşayan olarak ben de şaşkınım. Girmeyeyim. Bu çok güzel, çok da besleyici, çok da zengin bir yemek. Aslında mantarı ben yiyordum yani. Çok da severim ama garip bir şekilde ondan sonra bir midem istemedi. Valla sen benim yaptığım yemeği her türlü yersin. Ben çok yiyorum, iyi biliyorum. Yiyeceğim. Şimdi bunu çok güzel kavuruyorsun. Hani biraz güzel daha yumuşadıktan sonra kapya biberimiz var. Tamam. Onu ilave edeceğim. Sonra domatesi koyacağım. Bir şey diyeceğim. Sen bana mutfağı sevdirirsin biliyor musun? Ay, çok hatta şey dedim kendi kendime. Annem diyor ki yemek yapmayı öğren falan. Hani ilişkisel de baktığı için ileriki dönemlerde canım anneciğim. Ay. Sen yapıyorsun da şu an vakit bulamıyorsun. Öyle söyleyeyim. Dilara gayet çok güzel yemek yaparım, yapıyor. Yaparım. Öv beni diyormuş. Diyorum ki acaba senden böyle bir paket şöyle halinde miyim? Eğitim alsam ne güzel olur. Ya zaten bak başladık. Ay öyle bir şey de yaparsın sen yapalım, belki ileride. Yapalım okul, isteyenlere. Okul. Ama ben şimdi şunu göstereceğim. Sohbetimiz de çok güzel gidiyor ama bir yandan göstereyim size. Şöyle tortillamızı ben evet, çevireceğim. Şöyle minik hemen şöyle. Bak gördün mü? Evet. Krebimsi gibi bir boyutta. Ama biraz daha kalın olması gerekiyor ki evet, malzemeleri toplasın diye değil mi? Aynen öyle. Çünkü tam ekmek formunda değil. Ay çok güzel gözüküyor. Evet, biraz daha güzelce kavur. Yakışıyor mu elime arkadaşlar? Vallahi çok güzel yakışıyor. Hiç de kendi ben yapamıyorum falan değil mi? Senin o kadar böyle eğitim ihtiyacın yok. Düşünsene mutfakta dekor gibi böyle duruyorum falan. Asla değil. Böyle başına atar. Sen karıştır karıştır. Ha, yanıyor değil mi? Yanıyor yakma. Mutfağımı yakma istersen. Zaten ama dedim sana sakarım diye burada. Biz tartışıyormuşuz düşünsün müsün? Umarım gerçekten bugün mutfakta bir olay olmadan bitiririz. Bilemem. Bak. Ben de kendime güvenmiyorum. Çok güzel pişti. Kapya biberimizi de ilave edelim. Hı. Bak ama bir şey söyleyeyim mi? İtiraf ediyorum. En güzel yanım bunu yapamam demiyorsun. Evet ya öyle bir huyum var. Bu çok uyumu güzel. Seviyorum. Tek huyum o. Ama bir sevdiğim huyum o. En sevmediğim huyum çok sabırsızım. Şimdi mesela ben... bu pişsin ha. Yani hemen pişmeli bu. Ben bunu yemeliyim. Çünkü şey mesela insanlar şey diyor. Sen neden moda tasarım okuduğunda tasarımcı olmadın diyor. Evet onu ben sana soracaktım. Sen direkt söylemiş oldun. Moda tasarım okuyup neden modacı olmadın? Sabırsızım çünkü. Çok iyi çiziyorum ama dikmeye gerçekten sabrım yok. Peki sonra bir şey söyleyeceğim. Çizmeyip de başka tasarımcıların kıyafetlerini giyip podyumda yürümeyi tercih ettim. Şimdi sabırsızlıktan bahsediyorsun ama hiçbir şey sabırsız olamaz. Yani arkadaşlar yani bu yemeği bile sabırla pişirmemiz gerekiyor. Evet. Sabır olmadan olmaz bence. Ya belki de bunu mu hayatında bir noktada öğrenmen gerekiyor olabilir mi? Ya 13 senemi sonuçta 16 yaşında başladım. Şu an 27 yaşındayım. Vurgulayayım orayı. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç göstermiyorsun. Değil mi ya? Çoğu insan ben böyle diyor. Ben senden büyüğüm. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Sen hiç göstermiyorsun. Biz göstermiyoruz bence. Ya sen öyle benden de küçüksün. O çok güzel oldu. Şimdi domatesleri ilave ediyorum. Ama benim çekimlerden dolayı çok makyaj yapılıyor ya. Korkunç evet, bir ağır makyaj yapılıyor bize. Bir şey bazen ben de tanımıyorum kendimi. Billboard'a falan çıksam ben böyle şey yapsam. Şöyle söyleyeceğim ama az makyaj o kadar güzelsin ki her halin çok güzel evet, ama az makyaj az daha makyaj güzel olsun. Ben de seviyorum. Az makyaj olacak bence. Şimdi ben sana yemekle ilgili bir soru soracağım. Hadi bakalım. Sence şimdi ben anlattım ilk başta. Hmm. Sırada ne var? Nasıl? Salça koyacağız. Bravo. Bildin evet mi? Ama domatesler bir tık daha böyle bıraksın suyunu kendini. Valla tebrik ederim. Salça koyacağım. Sen beni kandırıyor musun ya yemek yapmıyorum diyerek? Yani bilemem. Bak. Şimdi ben ne olur ne olmaz öyle gösteriyorum ki şey olmasın yani. İlkini bu arada ilk tortellamı alacağım. İkincisini de koyacağım. Hadi bakalım. Şimdi hemen alıyorum. Sen çevir çevir. Yanmasın bak. Omlet yapmıyorsun. Omlet değil o. He. Aynen. Yumurta da yiyemiyorum korkunç bir şekilde biliyor musun? Alerji falan bir şey mı var? Çok komik bir şey söyleyeceğim. Bunu kimse bilmiyor. Seni programda söylüyorum. İleride hadi söyle bakalım. Neden yumurta yemediğimi sen sor. Tamam soruyorum. Yiyemediğimi daha doğrusu. Biloş'cum neden yemiyorsun? Bununla ilgili anın ne? Ya da bununla ilgili travman ne? Tikim var garip bir şaka şekilde. Nasıl? Yumurtadan tik olur mu? Tikim var arkadaşlar. Bir dakika yumurta da yok yapacağım. Yani. İçinde yumurta hani olması önemli değil. Hayır ama hayır. Yumurta böyle görünce doluyor mu? Hayır. Yeme konusunda. Haşlanmış, omlet vesaire vesaire. Ben yemeden önce duş almam gerekiyor. Yedikten sonra duş almam gerekiyor. Bu çok enteresan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben ikincisini de aynı şekilde koydum. Özellikle yani tortellamızı çok fazla ince yapmıyorum. Bir tık daha böyle
ele gelecek şekilde hazırladım. O da pişmeye devam ediyor. Canım Dilara da şimdi mantar iç harcı içerisinde salça ilave edecek. Hadi ben koyayım, evet. Bir yemek kaşığı kadar koy bakalım. Bir yemek kaşığı sence ne kadar olur? Bana bir göster. Hadi şimdi yemek dersin. Bunun yarısı bence. Neyin yarısı? Tahta kaşık. Aferin sana. Şuraya da bir vallahi tahta kaşık koymayın. Ha, öyle yapıyorlar evet, ya. Evet, bir yemek kaşığı o kadar. O kadar da biliyorum aşkım ya. Vallahi. Kadın güzel. 10 parmağında da 10 marifet var. Ben daha ne söyleyeyim ki? Yapabildiğimi burada öğrendim arkadaşlar. Mutfağımda tescilli, bir o kadar da güzel yemek yapan bir kadın var. Ya ne kadar şanslıyım. Bir şey söyleyeceğim de şimdi bunu söyleyeyim. Buradan da bir kokular var, dumanlar var. Ben bu mahcup etmeyeyim biliyorsun. Neler kokuyorum? Mantar falan diyeyim. Yok adamın şaka da yapıyorum. Asla yakmıyor yani. İşin şakası. Hayır canım. Bence çok güzel gözüküyor. Bak acıktım bile yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu arada yemek yemedim buraya gelmeden önce. Biliyorum. Birazcık daha uzarsa zaten bayılacaksın. Ama çok güzel olacak. Bunlar kan eminim. Şekerim düşüyor. Deyip. Şimdi baharatları koyuyorum. Koy. Oldu mu zaten? Evet. At. Bu şöyle nedir? Göz kararı değil aslında. Ben bunların sonuçta miktarlarını... Koklarlar ya. Miktarlarını ayarlayıp koydum. Burada bir tatlı kaşığı kadar karabiber var. Biliyorum baharatlı seviyorsun. Çok acı olmamak gibi. Karabiberi ben pilavda da seviyorum. Evet. Yiyorlar. Geçen sene yemek yediğimizde bizi koymuştuk biliyor musun masada? Davette. Evet. Mezelere. Sarhoştum hatırlamıyorum falan. Ya Dilara. Neyse oraya girmeyelim. Evet ben tuz, karabiber ve toz biber koydum. Tatlı biber ilave ettim bu arada. Acı yapmıyorum. Hadi bakalım. Karıştır onları bir güzel. Karıştırıyorum. Bağırma. Bağırmıyorum. Aa, hadi. Bak bu sefer daha güzel oldu. Kokusu. Evet. Baharat her şey ya. Ya bir şey söyleyebilir miyim ya? İyi ki gelmiş değil mi? Ben de iyi ki o gelmişim. O kadar eğleniyorum ki ben şu anda. Ben de iştahımı açarsın. O kadar. Ya iştahın açılmasın ya. Birazcık hatta ben açılsın. Dedim ki seni görünce dedim ki benim de iştahım kapansın. Bak saçım başım dağıldı. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyler. Ya bize güzellik sırlarından bahsetsene biraz. Hem yemek konuşuyoruz bir yandan da bir şey söyleyeceğim. Ya yemeği çok seviyorum da güzel de olmak önemli ya. Bence güzellik içten geliyor. Diyorsun. Derler ya genelde. İnsan içi güzel. Lütfen gerçekleri konuşabilir miyiz? Şeffaf olalım. Estetik, YouTube burası. Botoks, dolgu. Ama sen de hiç bir yok maşallah. Olma? Aa var. Aa. Var. Ben her yerde söylerim. Var. Ya bir insan bu kadar dürüst olabilir mi ya? Bir ama mesleki yatırımlar. Ama onlar gerekiyor. Şimdi senin bu alanın yani. Senin kendine bakman lazım. Bu arada ben yakından detay gösterebilir miyim? Bir şey değil mi? Şöyle İkinciyi baksana. De bingo yaptın hakikaten. Ya. Zaten. Yani aa, olmasın mı? Aa. Olur. Aa. Ben bunu unuttum bu arada. Şey sakın gibi bak, bayağı bir. Bir şey söyleyeyim. Onu yakarsan var ya benim dilime düşersin. Bu arada çok güzel oldu. Evet. Bu arada ben farklı olarak bu benim kendi yorumum. Tavuk bulyon zannettiğim peynirimiz arkadaşlar. Evet yakın detaydan göstereceğim. Tofularım var. Zaten bir 5 dakikaya kadar tavamı alacağım. Şöyle bir çevireceğim peynirlerle. Ben de sana bir şey soracağım şimdi. Sor. Şu hareket neden yaparlar bizim anneler? Şu ne mesela? Bunun başka bir yöntemi yok mu? Mesela bu sesi duydun mu ben yemek hazır bitti demek. Benim ya aslında şu şey. O ne demek biliyor musun? Ben yemeği yaptım. He. Kenarını sağını solunu. Artık işte, sen de falan diye. Bitirdim tamamladım. Kaşığımda da hani böyle en sonunda artık hani bu biraz şeydir el yoğurdan. Hani hepsi böyle içine girsin. Onu anlıyorum da o bir kültür mü oldu yani bu mevzu? Bence öyle o bizim ne biliyor musun? Coğrafik bir şey olabilir yani. Hani böyle sembolik bir şey haline dönüşmüş olabilir. Ben bugüne ben kadar denk gelmedim. Ben hiçbir yabancıda görmedim böyle vursunlar. Ben, bak böyle vuruyorlar mesela. Evet. Yok. Yok. Ben ama bunu bilmiyorum. Ama 2-3. O kafalarına göre. Ben çok takıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bunun farklı bir anlamı olduğunu bilmiyorum. Eğer böyle bir anlam varsa yazın. Lütfen yorumların altına yazın. Ben de görmek ve okumak ya istiyorum. Ya da kaç kişi yapıyor bu hareketi değil mi? Aynen. Bence herkes yapıyor da. Evet evet. Onları ben görelim. Mutfağa girmediğim için yapmıyorum. Bak korktum ben sen yakacaksın diye en sonunda aldım. İtiraf ediyorum. Çünkü bazıları 3 kere yapıyor, bazıları 2 kere yapıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben sana tadarken soracağım ama bu harç o kadar lezzetli oldu ki. Elindeydi. Et gibi. Elindeydi. Elindeydi ve birlikte yaptık. Ama şöyle bir şey var. Et yemeyen vegan birine göre bu böyle şey... Yıldızlı bir tarif olsun istiyorum. Gerçekten. Hani sen de çok böyle sevmiyorsun ya. Evet evet. Özellikle senin tattığındaki yorumunu çok merak ediyorum. Bu arada çok birazdan alacağım ve bitireceğiz ve sarma ay, kısmı var. Ay bitti mi? Bu kadar basitti bu arada. Bir şey hatta ben oldu. Yaptım evde ya. Yap diye zaten. İrem'in tortilla deyip. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Aa, çekil ben yaptım yemeği. Gel gel. Bu arada izleyenler için şunu söyleyeceğim. Eğer tarifimi yaptıysanız. Lütfen etiketlerseniz beni çok mutlu olurum. Çok da sevinirim. Yorumlarda da bütün
iyi kötü her şekildeki... Ben de etiketleyebilirim. Yapıp etiketliyormuşum düşünsene. Sen yap. Ama şöyle bir şey. Sen şimdi bir arkadaş kontajanlarla bir durumum var. Ben özellikle... tek bir hesap, tek hesabım var bu arada. Orada... Niye bu kadarını söylüyorsun deme dedim sana. Ben sana ne dedim? Ne dedin? Her şeyi anlatma dedim. Biraz da gizemli kalalım. Ben tek hesabından paylaşırım gibi. Neyse o zaman bir şey söyleyeceğim. Yemeğimiz pişti. Ben toparlayacak olursam. Hadi git. Bizim sohbetimiz bitmez. Şöyle son kez gösteriyorum. Şöyle ne çok sulu. Olmayan bir harcımız var. Altını da kapatalım. Hemen. Diloş'um çok güzel yaptı. Değil mi? Vallahi ellerine sağlık. Aynen. Benim de ikinci ekmeğim pişti. Şöyle göstereyim. Tekrardan. Şöyle alıyorum. İnanılmaz ya. Evet. Şöyle. O zaman şimdi toparlayalım ve sonra sunuma geçelim. Evet gelelim son tarifimize. Senin de çok sevdiğin aslında tatlının farklı bir yorumunu yaptım. Evet, ben cennet buna bakıyorum bir anda. Evet hemen başlıyorum. İki tane hurmam vardı. Yes. Cennet hurmam. Onları şöyle hızlıca soyacağım. Ben bunu yersem her şeyi yerim ya. Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu daha önceden neden yemedim diyeceksin. Bak o kadar kolay dedim ki. Dedim şu anda. İç sesim gibi. Şöyle. Ve bir de o kadar kolay ki canın tatlı istediğinde direkt bunu yapabilirsin. Bak bu şekilde gelişi güzel doğuruyorsun. Bu arada daha olgunlaşmış olanını bulursan çok daha da güzel olur, daha da doğru. Tatlı olur. Benimkisi çok böyle yumuşak değil ama yine de güzel olan bir tanesini seçtim. Şöyle. Bakalım bunun tadını beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Bak un yok bu muhallebin içerisinde. Bence de. Kıvamını muzla vereceğim. Bir de sen böyle çikolatalı tatlar seviyorsun da içerisine kakao koyuyorum. Seviyorum vallahi. Sen ne sevmiyorsun ki? Eski sevgilim diyor. Zaten. Gülsene. Niye ki? Güleyim mi bari? Gül bari. Hadi güleyim. Buradan da tırtıklıyoruz yani. Bir dakika bekle sırayla. Anne gibi azarlıyor mu ya? Bak şimdi lütfen tarifte kaçırma. İki tane hurmayı çok güzel doğradım. Tamam. Şimdi muzu ilave edeceğim. Mantar yedim bu arada. Ben sana yeme demedim mi? Yiyorum. Yiyeceğim ne yapacağım? Hemen muzumu da koyuyorum. İki yemek kaşığı kadar kakaom vardı. Onu da ilave ettim. Şöyle bol kakaolu. Sen ne yapıyorsun? Acıkırsam yüzü. Bak sen var ya sen beni böyle gerçekten böyle bilerek şey yapıyorum yani. Ya. Bilerek yapıyorsun. Gizliden de gerçi telefonu da aldım. Doğru. Herhangi bir şekilde bir şey yaparsın diye. Bak şimdi gösteriyorum neyse. Sana. Hurmayı koydum. Koydun canım. Muzu süper. Koydum. Kakao koydum. En sevdiğim meyve. Bak bir şey soracağım. 3 malzemeyle bu kadar bir tatlı yapıyorum. Bu kadar pratik. Kaç saniye mi aldı? 10. Saydın mı? Yok saymadım da attım. Şöyle. Ceviz üstüne mi? Evet. Ha. Bravo. Şey diyormuş buna kaymak yok mu falan diye. Seni bayağı bir yanıltıp. Ya bir şey söyleyeceğim. Hem bana ay, sağlıklı bir tarif istiyorum diyorsun. Tabii şeye benziyor sanki tiramisu. Zaten çok doğru güzel bir muhallebi ya, bu tiramisu. Arada. Gerçekten çok güzel bir muhallebi. Tiramisu gibi değil. Ama kakaolu böyle tatlımsı. Muzun tadı da geliyor, hurmanın tadı da çok güzel geliyor. Gelmiyor çok şükür. Aynen öyle. Şöyle, hatta cevizlerimi de elimle iri bir şekilde. Bak o pirinç ne kadar önemli değil mi? Attığın gibi şekil alıyor mesela. Tabii ki öyle, zaten kıvamlı. Şöyle alıyorum, hatta hemen buraya da böyle küçük bir toparlıyorum. Sonra da servis kısmına geçelim. Hadi bakalım. Günün en sevdiğim saatini artık yemeklerimizi yaptık. Menümüz çıktı. Şimdi tadım kısmında. Dilara da zaten sabırsızlıkla bekliyor. Şöyle bakarsanız zaten. Aşırı böyle merakla. Ben de çok merak ediyorum beğenip beğenmeyeceğini. Açıdan bakıyorum biliyor musun? Çünkü böyle şey gibi. O zaman bu kadar merakını gideriyorum. Hemen tattırıyorum. Şöyle. Aynen.
İlk önce tatlıyı koyuyorum. Tatlıyı ilk yiyebilirim bu arada. Şimdi dur yemeği söyle sana. Bak bak çok güzel. Bir şeyden çok pratikmiş. Ben de yaparım ya bir de gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Yumurtadan başka artık. Tarifleri nerede paylaşacaksa şimdi oradan alayım ben de. Kanaldan paylaşacağım ama. Zaten. Yazacak değil mi adlarında? Sen her zaman bana ulaşırsın biliyorsun. Ben oradan ulaşmak istiyorum. Bütün açıklamalarda da paylaşacağım zaten. Çok heyecanlandım. Nereden başlayacağını bilmiyorsun. Evet. İç harçtan da al biraz. Bir dakika. Tek tek. Bayağı güzel ya. Hem şeker yok. Şeker de şekerli gibi geldi. Şeker attık biz buna. Tabii ki yok. Bazı hamurlar atılıyor ya o yüzden dedim. Ama bu öyle bir hamuru değil ki. Mercimekten yaptık biliyorsun. Bilsem sormam zaten. Görüyor musunuz arkadaşlar falan diyeyim. Bir çok şey acıttın ya bak şimdi bir evet, anda da yiyince. Evet tadım karıştı. Yani ağzım karıştı. Çünkü ben şey değilim, gurme değilim. Tek tek bakıyorum ki bileyim. Evet. Okey şimdi içli alabilirim. Senin tadımın çok önemli çünkü Dilara çok fazla yemek yemeyi sevmiyor, seçiyor. O yüzden bu tarif Dilara'dan kaç puan alacak çok merak ediyorum. Olmuş mu? Evde deneyin lütfen falan deyip çok güzel. Eline sağlık. Yapacaksın değil mi bundan sonra? Yapacağım tabii ki. Ben bunu yapabilirim ama. Bu yapabileceğim basit bir şey. Peyniri de lütfen tadar mısın? Peyniri bilerek yapacağım şimdi. Yiyeceğim. Soya peyniri. Bir şey diyeceğim. Hepsi karışınca çok değişik bir tat oluyor. Peynir atınca, mantar atınca. Gayet güzel. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Elimize sağlık. Elinize sağlık. Sizler de yapın. Afiyet olsun şimdiden. Ben çok beğendim. Benim bir öğünüm şu anda gerçekten arkadaşlar. Seni mutlu ettiysem ne mutlu. Şimdi sıra. Ben de bunu yiyorum hala farkındasın. Evet, evet. Bırakıyorum tamam. Okay. Bir çatal alacağım dedim kamera arkasında ama baktım götürüyorsun. Vallahi çok mutlu genelde oldum şu anda. Genelde öyleyim ben. Yemem diyenden korkacaksın İrem. Hadi bakalım. En hassas noktam tatlı. Bence bunu çok tatlı çok seveceksin. Tatlı krizlerim de oldu çünkü. Bir de ben takmam genelde, yerim hep. Hani kalorisini, tatlı konusunda hiç sınırım yok ama kül almıyorum nedense. O da bir meslek sırrı. Şimdi buna bakalım. Lütfen yorumlara yazabilirsiniz Dilara'nın formunu korumasının etkenlerini. Nasıl? Annem bana bile bu şeyi yedirtemedi yani. Cennet tat neydi? Bak unutuyorum adını. Cennet turumu muhallebi. Annem bile yedirtemedi arkadaşlar. Çok o iyi. Zaman alkışlar gelsin bana. Evet. Böyle bir şey mümkün mü? Vallahi çok mutlu oldum. Annemi çiftini de arayacağım şimdi. Böyle bir programa katıldım arkadaşım. Hani böyle bence bir tatlı yaptı deyip Bursa'ya, o bile şaşırır. Bence sen Bursa'ya gittiğinde bunu yap, şok geçirsinler. Söylemeden ne koyduğunu. Gerçekten. Bence olur. Annemi izlemesin ama. Tamam zaten izlemeden gideceksin ya. Annemi engelle. Hı? Tamam engelliyorum. Süper. Vallahi çok mutlu bayıldım. Oldum. Şimdi şöyle toparlayacak olursak bugün özellikle geldiğin için ben çok mutluyum. Anne demek çok her güzel, zaman, çok keyif her alarak zaman, her yaptığım zaman. Bir hayırlı program olsun oldu. Şimdiden. Şöyle gel yanıma ben da. Ben hala yemeğe bakıyorum falan diyorum. Yiyebilecek miyim? Tabii ki tabii ki. Hatta eve de şey yapacağım. Paket yapalım. Paket yapacağım. Öncelikle Dilara geldiği için ben çok mutluyum. Çok keyif aldık. Çok eğlendik. Yani evet. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Bizim için çok keyifli bir sohbetti. Kesinlikle. Ve güzel bir an oldu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben yine seni alacağım. Çok yakında. Arayı uzatmayalım. Yeni yılda al sen beni. Tamam. Anlaştık. Bence daha iyi. O zaman öpüyoruz. Hepinize sevgiler. Afiyet olsun.